Ben genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hürbay Aslan. 1966 yılında Kars'ta doğdum. İlk orta liseyi öğrenimi Kars'ta tamamladıktan sonra 1984 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü kazandım. 1990 yılında mezun oldum. 1990-92 yılları arasında Artvin'in Şavşat ilçesinde Veliköy Sağlık Ocağı'nda mecbur hizmetimi tamamladım. 1994-98 arasında Ankara'da Doktor Muhittin Ülker Acil Yardım Travmatoloji Hastanesi'nde, şimdiki adı Atatürk Hastanesi, genel cerrahi lisansımı tamamladım ve genel cerrahi uzmanı oldum. Yine de geniş bir alanı kapsayan bir branş genel cerrahisi. Vücudun baş bölgesinden başlarsak işte boyunda guatr, daha sonra işte bacaklarda varisler, karın bölgesine girdiği işte yemek borusu, yemek borusu, mide, midede işte gastrit, 12 parmak bağırsaklarında ülser, en çok işte ülserlerde ülser delinmesi, kanaması, daha sonra ince bağırsak ve kalın bağırsak hastalıkları, bunlarda da işte iltihabi hastalıklar da olabilir. İltihabi hastalıklara bağlı yapışıklıklar, kitleler, hastalar acil olarak işte karında bağırsak tıkanıklığı şeklinde gelmektedir. Bu tür hastalıkların tedavisi cerrahi olarak. Yine bu ince bağırsak ve kalın bağırsakta tümörler, kalın bağırsakta divertikül dediğimiz balonlaşmalar, bunlar genel cerrahinin alanlarına girmektedir. Ayrıca apandisit, işte karın ağrısı şikayetiyle gelen hastalarda acil olarak yaptığımız bir ameliyat. Daha sonra kasık bölgesindeki fıtıklar, göbek fıtıkları, işte karın içerisinde diyafram dediğimiz karın zarının fıtıkları. Bunlar cerrahinin alanına girmektedir. Ayrıca vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan yağ bezeleri, lipom dediğimiz yağlar, yağ kistleri, kafa derisinden tutun vücudun tüm bölgelerindeki yağ bezeleri, işte lipomlar, bunlar da genel cerrahinin alanına girmektedir. Ayrıca anal bölge dediğimiz makat çevresinde, burada işte füsürler, çatlaklar, hemoroid, basur dediğimiz hemoroidler, bunlar da genel cerrahinin alanına girmekte. Ayrıca kuyruk sokumunda görülen, koltuk altında da görülen kıl dönmeleri, bunlar da genel cerrahinin alanına girmektedir. Yani genel cerrahi çok geniş bir alana hükmetmektedir. İşte safra kesisi taşları, safra kesisi iltihapları, karaciğerde görülen kistler, kedi köpekte bulaşan kistatik dediğimiz karaciğer kistleri, bunlar da. Ayrıca bir de travma cerrahisi var. Bu da işte dalak trafik kazaları sonrası, işte ateşli silah yaralanması sonucu, derece alet yaralanması sonucu, işte dalakta parçalanmalar, karaciğer yaralanmaları. Bunlar da acil olarak yaptığımız işte bağırsak yaralanmaları, genel cerrahinin acil olarak yaptığı ameliyatlar. Tabii ben burada 2 aydır göreve başladım. Kısa zamanda çok ameliyat yaptık burada. Özellikle yani ben ihtisasımı yaparken, tez hazırlarken kıl dönmesi konusunda tezimi hazırladım. Radyo programında da belirttiğim gibi kıl dönmesi çok hassas bir hastalık. Özellikle çok sık tekrarlayan bir hastalık. İşte bu hastanın ilk ameliyatının çok iyi yapılması gerekiyor. Yoksa bu 4 kere, 5 kere, 6 kere tekrarlıyor. Ayrıca bu yine çok yaptığımız ameliyatlar, işte anal bölge ameliyatları, özellikle çatlaklar, anal bölge fistülleri, makatla deri arasında yol oluşuyor. Bu da mesela çok tekrar eden bir hastalık. Bunun da ilk ameliyatının çok iyi yapılması lazım. Ayrıca hemoroid hastalıkları da, yani halkımızda mesela bazı kötü alışkanlıklar var. Mesela küçük bir hemoroidde ilaçla tedavi olabilecekken işte ameliyat yolunu tercih etmektedirler. Burada hemoroid bölgesinde 3-4 tane meme yatağı bulunmaktadır. Şimdi bir tanesinde tromboze hemoroid dediğimiz işte içinde kan birikmesi sonucu acil geldiğinde bunu tıbbi olarak ilaçla tedavi edilmektedir.